Dördüncü reşa. Arkadaş, tur zaman ve budu mekanın muhakemat-ı akliyede tesiri çoktur. Mahaza leysel haberu kel ayan düsturuna iktibaren şu zaman ve muhitin hayatından çıkarak tay zaman ve mekan ile hayalen Cezire-i Arab'a gidelim ve Medine-i Münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadetine çıkmış Nev-i Beşer'e hitaben irşatta bulunan o Zat-ı Muallayı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz. İşte hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette, hüsnü surette, hüsnü sireti cem eden o mürşid-i umumi, o hatib-i kutsi, cevahir dolu bir kitab-ı mucizil beyanı eline alarak bütün insanlara mele-i aladan nazır olan bir hutbe-i ezeli okuyor ve bütün ben-i ademi ve cinleri ve mevcudatı dinlettiriyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hılkat-ı alemin acip muammasını açıyor, kainatın sır hikmetine dair tılsımı açıyor, felsefe ve fenni hikmetin nevi beşere, siz kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irat ettiği akılları acz ve hayrete bırakan üç suale cevap veriyor. Evet, bunun tekrar bu reşanın başına dönelim. Arkadaş, tuğdu zaman ve buğdu mekanın muhakemat-ı akliyede tesiri çoktur. Mahaza leysel haberu kel ayan düsturuna binaen. Yani bu düsturun üzerinde durmak icap ediyor. Yani leysel haberu kel ayan manası şu: haber gözle görmeye benzemez. Yani ikisi aynı şey değildir. Niye aynı şey değildir? Çünkü haber yalan olur, yanlış olur, kesilir, tavir ve tebdir edilir, iftira olur, hakikate muhalif olur. Düşmanın gözünde efendim, olaylar büyütülür, çarpıtılır. Dolayısıyla haber gözle görmeye benzemez. Demek gözle görmek, bakın, haberden daha katı ve daha kesindir. Ancak gözle görme noktasında da önemli bir cihet var. Onun da üzerinde durmak, altını çizmek gerekiyor. Mesela bir insan çok güzel bir tabloya baktığı zaman, çok güzel bir manzarayı temaşa ettiği zaman, bir manaya müteveccüh olduğu zaman, çok antika bir eseri temaşa ettiği zaman, o temaşada kalp ne yapar? Kalp o baktığı şeye hayran olabilir. Bakıyorsunuz, kalp hayran oldu. Sonra hisler ve duygular lezzet aldı. Ama şu var ki, güzel bir şeye, manidar bir şeye, hakikattar bir şeye baktığımız zaman hayranlık, lezzet ve sürur tahkik mesleği için yeter değildir, yeterli değildir. Demek tahkik mesleği için hayranlık, lezzet, temaşa yeter değildir. Gözle görmek de yeter değildir. Ne yapmak lazım? Daha keskin bir bakış, daha mükemmel meseleyi kavrama noktasından aklen tespit lazımdır, fikren tahlil lazımdır. Bu bir kaydedir, çok önemli bir kaydedir. Bu sırdan dolayı, mesela Risale-i Nur'da bir cümle var, onu nazarınızda arz etmek istiyorum. Ayet-i Kübra'da şöyle bir paragraf var: madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halıkımı arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının düşmanın tasdik ile dahi en mükemmeli ve en büyük kumandalı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı
ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki, bakın dikkat ederseniz, bak, aklıyla beraber o asra girdi ve gördü ki, demek sadece hayranlık, lezzet ve surur değil, bir meseleyi tahkik manasında delille, hüccetle ortaya koymak için aklen tespit, fikren tahlil lazımdır. İşte bu noktadan baktığımızda bize ne diyor? Tuğlu zaman ve buğdu mekanın muhakemede akliye tesiri çoktur. Şimdi her zamanın bir hükmü var. Dolayısıyla hadiseleri zamanın icraatı içerisindeki hususiyetiyle değerlendirmek mantık, hikmet ve ilim noktasından esastır. Burada ne yapıyor Bezzam Hazretleri? Diyor, şu zaman ve muhitin hayalinden çıkalım. Tay zaman ve mekanda, zamanları, mekanları aşarak hayalen, evet, Cezuretül Arab'a gidelim, Arap Yarımadası'na gidelim. Ha. Medine-i Münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadete çıkmış, Nev-i Beşeref kitaben irşatta bulunan o zat-ı muallayı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz. İşte hayalen oraya gittik. Bakın, hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette, hüsnü surette, hüsnü sireti cem eden o mürşid-i umumi. Peygamberimiz nedir? Mürşid-i umumidir. Değil mi? Geldi asırdan ta kıyamete kadar onun irşatı umumidir. Bütün beşere nedir? Peygamber olarak, son peygamber olarak gönderilmiştir. Fakat burada dikkati çeken iki kelime var. Hüsnü mürşid-i umumi. Peygamberimizin sureti. Cenab-ı Hak onun suretine öyle bir güzellik, öyle bir letafet, öyle bir nuraniyet vermiş ki Hazreti Ali buyuruyor. Ben diyor Resulullah'ın zamanında ve Resulullah'tan sonra Resulullah'ın siması gibi bir sima görmedim. Peygamberimiz de buyuruyor ki ben Yusuf'tan daha güzelim. Yusuf Aleyhisselam güzelmiş, doğru. Ben diyor Yusuf'tan daha güzelim. Siret itibarıyla en güzel. Bir de siret itibarıyla ahlak noktasından, fazilet noktasından, kemalat noktasından da Peygamberimiz nedir? Efendim, hüsnü sireti cem eden, yani ahlak-ı aliye, fazilet-i külliye medar, ne güzel sıfatlar, meziyetler varsa onlar Peygamberimizde en kemal derecede tezahür ve tecelli etmiş. İşte bak, hüsnü surette, hüsnü sireti cem eden o mürşid-i umumi, o hatib-i kutsi, cevahir dolu bir kitab-ı mucizül beyanı eline alarak Kur'an. Kur'an baştan sona kadar manevi cevherleri dolu nedir? Manevi bir hazine. Mucizül beyan olarak bütün insanlara mele-i aladan nazil olan bir hutbe-i ezeliyi okuyor. Cenab-ı Hakk'ın ezeli hutbesini Peygamberimiz ne yapıyor? Okuyor. Ve bütün Beni Adem'i ve cinleri ve mevcudatı dinlettiriyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hılkat-ı alemin acip muammasını açıyor. Hılkat-ı alemin acip muammasını açıyor. Kainatın sır hikmetine dair tılsımını açıyor. Felsefe ve fenni hikmetin nev-i beşere siz kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği akılları arz ve hayrete bırakan üç suale cevap veriyor. Bakın, fen ve felsefe tarih boyunca aciz. Bu üç sual karşısında aciz kalmışlar. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Efendim, kimsin? Vazifen ne? Görevin ne? Niçin yaratıldın? Allah sana şu akıl, şu istat ve kabiliyeti hangi mana, hangi gaye için verdi? Felsefe, fen ve felsefe bu meseleye tam, açık, net bir cevap verememiş. Aslında hakikat noktasında bakınca
düşünen, tefekkür eden, hikmetle hadiselere nazar eden bir insanım. Belki yemek ve içmekten ziyade en önce bu üç suale cevap vermesi lazım. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ve şu dünya hanında işin ne? Şimdi bunun üzerine biraz durmak gerekiyor. Bakın. Şöyle bir misal düşünün. Mesela ben uçakta gidiyorum. Yanımda birisi oturdu, genç birisi. Uçak havalandı. 15-20 dakika sonra benim yanımdaki o genç, ben dedi ki hocam, tanıştık hocam, sana birkaç sualim var. Buyur desem. Birinci soru, hocam bu uçak nereye gidiyor? Birinci soru, bu uçak nereye gidiyor? Ben ne yaparım? Allah Allah. Bu ne biçim soruyor? Uçağa binen bir insan uçağın nereye gittiğini bilmiyorum. Uçak nereye gidiyor? Acaba bu adamın aklında, hayatında aklı dengesini kaybetmiş mi? Nizam ve muvazeneyi mi kaybetmiş? 5 dakika sonra bir soru daha. Efendim, ben bu uçağı nereden bildim? İkinci soru. Üçüncü soru da, hocam benim bu uçakta işim ne? Ben ne yaparım? Ya bu adam aklı yemiş. Ya Elazığ'dan kaçmış ya da İstanbul'da. Demek aklı, mantık ve muhakemesi olan her insanın her şeyden önce bu suale cevap araması gerektir. Çünkü Cenab-ı Hak insanı camiyete meder. Akıl, şuur, iradeyle yapmış olduğu için. Şimdi biz şu anda dünya uçağındayız. Bu uçak nereye gidiyor? Neye geldik? Görevimiz ne? Ve nereye gideceğiz? Bakın, bunu düşünmek, tezekkür etmek, tefekkür etmek durumundayız. Simgesel ve sembolik manada ifade edersek, yani şöyle bir hikaye düsturu içerisinde meseleye bakarsak, mesela iki tane hayal sinemasında bir misalle meseleyi açmaya çalışayım. Mesela iki mahluk, iki canlı, ikisinin de gözünü bağlasalar, bir helikoptere bindirseler, helikopter kalksa, havalansa, bir meçhul diyara gitse, sonra güzel bir köşk, etrafında çok güzel tezinatlı bir bahçe, bağlar, bahçelerle müzeyyen, ortasında havuz, kenarında güller, çiçekler, meyve ağaçlarıyla müzeyyen, çok güzel bir sarayın önünde helikopter inse. Şimdi o iki mahluktan birisinin gözünü açsalar. Şimdi gözü açılan, bakın, hemen gözü açılır açılmaz oradaki çiçekleri, yoncaları, otları görünce Anadolu tabiriyle hır diye hemen otlara müteveccih olsa, bu otları yese, o çiçekleri parçalasa, paramparça yese, bitirse, bakın, bitirmiş olsa, bakın, akıl, mantık ve muhakeme ile bu mahluka ne denilir? Tek kelime ile ona hikmet nedir? Hayvandır. Hayvanmış eğer. Hayvanın himmeti nedir? Midesidir. Hayvanın himmeti midesidir. Bir koyunu düşün, ne yapacaktır? Hemen o bahçeye girer, otları yer, bitirmeye çalışır. Öbür mahlukun gözünü açmışlar. Gözü açılır açılmaz hemen hayret ve dehşet içerisinde. Neresi bura? Kim beni buraya getirdi? Bu saray kimin? Benim burada ne işim var, ne görevim var? Beni buraya niçin getirirler? Ne maksatta geldim? Benden ne isteniyor? Ha, şu sarayın içinde ne var? İşte bu iki mahluku tahlil edersek, birincisine hayvan demişler, ikincisine de insan demişler. İşte İnsan olmanın lazımı, akıl, irade, şuur ile teçhiz edilmiş olan insanın dünyada en önemli meselesi bu üç soruya cevap vermektir. Kimsin? Kiminsin?
niçin yaratılmışsın? Dünyaya neye geldin? Nereye gidiyorsun? Dünyadaki sorumluluğun ne? İşte bu suallere fen ve felsefe tatmin edici bir cevap vermiş. İşte Peygamberimiz gayet hakimane, keyfette bu sualleri açmış. Cevabını hakimane beyan etmiş. Nasıl beyan etmiş? İşaret-i İcaz'ın başında şöyle bir cümle var. Onu okuyarak dersimize devam edelim. Evet, beni Adem, büyük bir kervan, azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup istihbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken kainatın nazar dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hılkat hükümeti, fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Ve aralarında şöyle bir muhabere başladı. Hikmet. Hikmet ilminin özelliği ne? Eşyadaki sırrı hakikatleri araştırmak. O sırları çözmek. O derin manaları şerh ve izah etmek. Hikmet soruyor. Kime soruyor? Efendim? Nevi beşere. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam nev-i beşere vekaleten karşılarına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey hikmet! Şu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezel'in kudretiyle, ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezel'in kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezel'i bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet ebediye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan istidatlarımızı, yani bütün sermayemiz olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Evet, biz dünyaya neye geldik? İstidatlarımızı aşmak. Marifette küllüleşmek. İlmi, tevhidi, mevlada, vukufiyet ve rusfiyete çıkmak. İmanda, ibadette, ahlakta, muameratta, yol kat etmek. Fıtrat-ı insaniyedeki güzel sıfatları amel ile, istikametle, ihlasla, cehd ve gayretle, iman, ubudiyet ve marifetle tahkim etmek. Demek dünyada işimiz, o dünyadaki işimiz, o saadet ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan istatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vasıtasıyla gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimşan elimdedir. Şüphen varsa al oku. İşte Peygamberimiz efendim, Kur'an vasıtasıyla beşerin en müşkil sualine cevap vermiş. Kur'an bu suallere ne yapıyor? Mükemmel cevap veriyor. Yaratılışın sır ve esrarını, insanın görev ve sorumluluğunu, hayatı bakiye kazanmanın yollarını, mehenk taşlarını Kur'an çok hakimane ifade etmiş. Peygamberimiz de bu manayla yapmış. Umum beşere elhamdülillah ders vermiş.